bir şey soracağınız zaman açarsınız. Çocuklar, artık çok genler bittikten sonra şimdi sizlerle çocuklar dörtgende açılar. Yani dörtgende dediğimiz çok çeşitli dörtgenler var. Genel dörtgen ismi ama altında bir sürü gruplarımız var. Yani paralel kenar olacak bir dörtgen, kare, eşkenar dörtgen, deltoid kullanmayacağız ama yani birçok dörtgen çeşidi var. Her bir dörtgenin isimlerini verirken kendine özel özellikleri var. Açısal özellikleri var, alansal özellikleri var. Şimdi açısal özelliklerini göreceğiz, sonra alan özelliklerini göreceğiz. Alanı da göreceğiz sizlerle. İkisini de göreceğiz. Önce açılardan başlayacağız. Şimdi dörtgen dediğimiz şey neydi bizim için? Dörtgenler olan dörtgen. Toplasanız iki tane köşegeni var. Bir böyle, bir böyle çizilebiliyor. Bu köşegenler çok önemli değil bizim için. Dört kenarı birbirinden farklıysa, hiçbir özelliği yoksa yani rastgele dört tane kenar yaptım. Buna normal dörtgen diyoruz. Herhangi bir özel bir dörtgene girmiyor. Ama eğer ki bu kenarlar ya da açılar belli bir özellikle bir araya gelirse bunlara özel dörtgenler diyoruz. Nedir bu özel dörtgenler? Şurada gördüğünüz gibi bakın dikdörtgen. Bunun özelliği zaten birazdan açıklayacağız dikdörtgeni de kareyi de hepsini. Dört karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel. Paralel kenar gibidir yani. Ve aynı zamanda tüm açıları eşittir. Böyle bir özelliği var. Kare bizim için dörtgenlerimizin düzgün olanıdır. Düzgün dörtgen de diyebiliriz buna. Kareye. Çünkü dört kenarı da eşittir. Dört iç açısı da eşittir. Paralel kenar ise paralel kenar karşılıklı dikdörtgen gibidir. Karşılıklı kenarları paraleldir ve eşittir. Karşılıklı şunlar da birbirine eşittir ve paraleldir. Ama kareden ayrılan özelliği farkı burada karede bütün açıları iç açıları 90'lar dereceydi ama burada 90'lar derece değil. Birazdan bunu açıklayacağız. Zaten ilk bununla başlayacağız. Paralel kenarla başlayacağız. Açı özelliğini. Karşılıklı açılar eşittir diyeceğiz buna. Tamam? Sadece karşılıklı açılar eşittir. Nedenini de açıklayacağım zaten sizlere. Bu eşkenar dörtgen çocuklar bu görüntü. Eşkenar dörtgen hep karıştırılır çocuklar kareyle. Düzgün dörtgen deyince hani üçgenlerde eşkenar üçgen, dörtgenlerde de eşkenar dörtgen. Sanki bir örüntü gibi geliyor ama bu bizim için düzgün bir çokgen değil çocuklar. Açılarından dolayı değil. Yani bu eşkenar dörtgen, dörtgenler eşit. Tamam burası güzel. Ama açıları eşit değil. Açıları eşit olmadığı için çocuklar bu düzgün değil. Ve en alttaki de çocuklar yamuk. Yamuk. Bunun ismi yamuk. Yamukta çocuklar paralel kenardan biraz farklı. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar paraleldir. Çocuklar şöyle. Şu şuna paralel ve eşit. Şu da şuna paraleldir çocuklar ve eşittir. Ama yamukta sadece altlı üstlüler paraleldir. Ve eşit değildir. Budur yani özelliği. Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde göreceğiz çocuklar. Şimdi paralel kenardan başlayalım. Paralel kenarın açı özelliği nedir? Şimdi paralel kenarın tanımı şu. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgeni. Paralel olan demiş ama ben bir de ilave edeyim. Paralel ve eşit olan. Tamam. Yani hem karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve eşit olacak. Eşitliği de unutmayalım. Olan dörtgeni diyoruz biz. Paralel kenar diyoruz. Bu da bir dörtgendir ama özel bir dörtgendir. Peki bu dörtgende neyi bilmemiz gerekiyor bize? Açı özelliği bileceğiz. Açı özelliğinde şu bilgimiz var. Şimdi bakın biz doğruda açıları gördük. Şimdi bu ile bu paralel doğrular. Bu paralel doğrularımızın bir keseni var mı? Şurada var. Evet bakın şu bir kesendir şu anda. Şu benim için bir kesendir. Bu kesen iki paralel doğru kesmişse şu açıyla bu açı nasıl açılardı hatırlıyor musunuz? Birbirine baktıkları zaman ne oluyordu bunlar? Paralel doğrularımızda. Hatırlayanız yok. 180 dereceydi şuralar. Çünkü ne diyorduk buna? İsmine karşı durumlu açılar diyoruz şuralar. Buna karşı durumlu açılar diyoruz. Aynı şekilde bu da ne olacaktır? Bu da karşı durumlu açılardan dolayı yine ne olacaktır? Yine 180 derecedir. Hatta buyla bu kenar yine paralel olduğu için bu da onların kesen olduğu için bu sefer bu kesenler bu sefer bu açıyla bu açı da yine ne yapar? Toplamı 180'dir. Yani aslında şöyle diyoruz paralel kenarda. Art arda gelen açılarımız art arda gelenler açılar bütünler açılardır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani örnek verecek olursam şuralar. Diyelim ki şurayı bana 60 verdi. Bu 60 ise arkasından gelen bir sonraki bak hemen arkasından gelen bütünleri olacak. Bu ne olacak? 120. 120'den hemen sonra gelen şu açımız ne olacak? 120'nin bütünleri. Ne yapar yani? 60. 60'tan sonra gelen hemen şu açı ne olacak? 60'ın bütünleri 120. 120'den hemen sonra gelen açı ne olacak? 120'nin bütünleri 60. Aradaki şeyi örüntüyü fark ettiniz mi? Yani peş peşe gelen açılarımız hep ne yapıyor? Birbirini bütünlüyorlar. Peki bu bütünlemede gördüğümüz sonuç ne? Bu bütünlemede gördüğümüz sonuç karşılıklı açılar
birbirine ne oluyor bakın çocuklar? Eşit oluyor. Yani şu açıyla şu açı birbirine ne oldu bakın dikkat ederseniz? Eşit. Demek ki karşılıklı duranlar, karşılıklı açılarımız eşit ama arda arda, yani arda arda peş peşe gelen açılarımız ise birbirine açılar oluyorlar. Yani birbirine ne yapacaklar? 180'e tamamlayacaklar. Bütün paralelkenarda kullanacağımız, açılarda kullanacağımız özellik bu. Sadece bu. Yani doğrudan açılardaki kullandığımız karşı durumlu açılar aslında. Yani yeni bir bilgi değil. Siz bu bilgiyi aslında biliyordunuz. Bakın ne kadar basit. Bakın. Arda arda gelmiş bak. Paralelkenar bak. Arda arda. Bu arda da bunu sorsaydı, bak şunu sorsaydı hemen derdiniz ki hocam bu karşılıklı açılar direkt birbirine ne olacak? Eşit olacak. Ama arda arda gelen açılarımız ne olur? Karşı durumlu açılar. Karşı durumlu açıların toplamı ne olacaktı? 180. Soru işareti bulmak için ne yapacağım? 180'den 75'i çıkaracağım ve sonucu ne bulacağım? 105 deyip Adana'yı işaretleyeceğim. O kadar basit. Anlamayan var mı? Yok hocam. Güzel, geçiyorum uzantılar. Diğer soru sizin mikrofonlarınızı açarsan cevap duyayım çocuklar. Siz böyle bulun bana. Evet. Soru şu. Sizden cevap bekliyorum. A kaçtır bir şey. Hocam D. 111 yanlış olur. D hocam. B yanlış olur. Şu açıyla bu açı. Hocam C. C tabii ki. Şu açıyla bu açı birbirini 180'e tamamlamayacak mıydı? O zaman sizin soru işaretini bulmak için aslında 180'den 71'i çıkaracaksın. 71'i çıkarırsan 109 yaparsınlar. Evet, cevabı C şık. Anlaşılmayan bir yeri var mı paralel kenarın açı özelliğinin? Geçiyoruz. Geldik eşkenar dörtgene. Bakın bütün açılarımız. Ne demiş? Bütün kenarlar eşit paralel kenar. Bakın bu paralel kenara çok benziyor aslında. Yine karşılıklı kenarları paralel çıkıyorlar. Yani bu buna paralel. Tamam. Bu da buna paralel. Şöyle şu. Birbirine paraleller bunlar. Ama paralel kenardan farklı olarak paralel kenarda bir tek karşılıklı açı, kenarlar eşitti. Bu buna eşitti. Bu da buna eşit. Dikdörtgen gibi. Ama eşkenar dörtgende hem paralellik özelliği var. Bir de dört kenarı birbirine eşit. Bu da bize kareyi andırıyor aslında, kareyi. Kareye benziyor yani. Karenin de dört kenarı eşit ya. Karede tek farkı dört açısı da eşit ama burada dört açısı eşit değil. Paralel kenar gibi sadece kimler eşit? Karşılıklı açılarımız eşit. Bunlar eşit. Bir de kim eşit olacak? Şunlar eşit olacak bunlar. Şöyle düzgün yapamıyorum ama. Bunlar ne olacaklar bunlar? Eşit olacaklar. Peki. Eşkenar dörtgen diyoruz. Şimdi geldik sorularımıza. Şimdi bakın. Bunu nasıl bulacağım? Şimdi eşkenar dörtgende bir özellik daha var. Ona göstermedim ama şurada göstereyim isterseniz. Şimdi eşkenar dörtgende şunlar, onu kullanır mıyız bilmiyorum da. Eşkenar dörtgende şunlar, şuradaki köşegenleri izlerseniz, köşegenleri bakın. Kim bu köşegenler? Şuradaki köşegenleri şunlar çizerseniz, köşegenler bulundukları açıyı iki eşit parçaya bölerler. Yani açıortay yaparlar. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şununla şu açı birbirine eşittir. Şununla şu açı birbirine eşittir. Açıortay yapar. Bu köşegenle A'yı kendi arasında ikiye böler. Bununla aynı değil ama sonuçta kendi arasında yine ikiye böler bunu. Bu da şurada ne yapar? Kendi arasında bunu iki eşit parçaya böler. Yani köşegenler ne yapar? Açıortay yapar. Bu özellik eşkenar dörtgenindedir sadece. Paralel kenarda çıkar. Şunu köşegen çizerseniz 71'i iki eşit parçaya bölmez. Birini geniş, birini küçük, birini daha büyük yapar. İki eşit parçaya bölmez. Yani ben buradan diğeri bir köşegen çizdim mesela. 71'i iki eşit parçaya bölmez. Sadece kime ait bu özellik? Eşkenar dörtgene ait bu özellik. Eşkenar dörtgende köşegenleri çizerseniz bulunduğu açıyı ne yapacaktır? İki eşit parçaya bölecektir. Her kullanacak mıyım? Yeri gelirse kullanırım ama ben bunu kullanmamak zorunda değilim. Bu soruyu çözmek için kullanacağım tek şey eşkenar dörtgenin çocuklar dört kenarının birbirine eşit olduğunu bilmeniz. Zaten adı üzerinde eşkenar dörtgen, bunu da bilin bir zahmet. Şu eşkenar dörtgenin dört kenarı ne olacak? Birbirine eşit olacak. Ne göreceksiniz? Şurada göreceğiniz şey, şurada göreceğiniz şey şu, şu üçgende kimdir bu üçgen? ADC üçgeni. ADC üçgeninin bir ikizkenar olduğunu görmeniz çok önemli. Nereden anladım ki ikizkenar olduğunu? Bu bir üçgen, tamam. Ama bu üçgen çocuklar, bu üçgende iki tane kenarı nedir? Birbirine eşit. Şöyle şu eşit. İkizkenarda neyi hatırlıyorduk? İkiz olan kenarlarımızın kesiştiği köşe, şu açı, tepe açısı diyoruz bu açıya.
cephe açısı. Diğer açılara da taban açısı diye birbirine eşittir diyoruz. Şuyla şu açı ne olmak zorunda? Birbirine eşit olacak. Niye böyle yaptım? Çünkü bunu kullanırsam 88. Şu iki açıya ne kalacak? 180'den ne yapıyor 180? Çünkü üçgenimizin iç açıları toplamı 180'dir. 88'i çıkarttığım zaman ne kalacak bana? 92 kalacak. Şunların ikisinin toplamı ne kadar oldu şimdi? 92 oldu. Bunların ikisinin toplamı 92 ise bunlar ikizkenar üçgenden dolayı bunlar birbirine eşittir dedim. O zaman birini bulmak için ne yapmak zorundayım? 92'yi 2'ye bölmek zorundayım. O da ne yapacak? 46 yapacak. Yani burası 46. Hocam cevap 46 adam. Güzel. Bu da 46 olmuş. Adana hocam. Adana diyenler tebrikler. Evet. Anladınız mı bu soruyu ilişkenler dörtgenini neyle yaptım? Ama tabii ben bunu isteseydim şeyle de yapabilirdim. Şu açıortay meselesiyle. Nasıl açıortay meselesiyle? Şöyle. Mesela bakın. İkinci yol diyeyim size bunu da. Mesela şunu yapamaz mıydım ben? Bu açı 88 ise bu açının tamamı, bak şu açının tamamı. Bunun karşı durumlusu olmayacak mı? Ne yapar o da? 92 yapar. Hani bu açıyla bu açı şurada açıortaydı. 92 2 eşit parça bilerseniz 46 burada, 46 burada. Anladınız mı? Bu yöntemle de yapabilirdim. Yani yukarıdaki söylediğim o köşegeni çizdiğiniz zaman açıortay yapar özelliğini biliyorsanız bu yöntemle de yapılabilirdi. Size kalmış. Evet. Buraya geldik. Bakın aynı mesele. Aynı soru. Şunun şurada bir ikizkenar üçgen olduğunu unutmayın çocuklar. Bakın şurada. Şu üçgeni kullanın. Bu ikizkenar üçgende şurası nedir şu açı? Kesiştiği yer bizim için ispir tepe açısıdır. Diğerleri ne oluyor? Taban ve birbirine eşit. Taban birbirine eşit. Yani o 52 ise bu da ne olacak? 52 olacak. Şimdi bana tepeyi söyleyeyim. Bana. Tepe kaç olur o zaman? Bulabilir misin tepeyi? Şu tepeyi. Üçgenin iç açılarından. Güzel. Altı. Nasıl buluyorum? 52 artı 52 artı tepe. Tepe kim? Soru işareti. Kaç eşit olması gerekiyor? 180. Şurası nedir? 104. At 104'ü. 104 hocam. At. 104'ü oraya atınca 76. Burası 76 ama benden istediği yer burası. Zaten eşkenar dörtgen ve paralel kenar. İkisinde aynı özellik var. İkisinde de doğrudur. Burası 76 ise burası da ne oluyordu zaten? Hatırlarsanız. Birbirine eşit oluyordu. Yani bu da ne olacaktır bu da? 76 derece olacak. Birbirine eşit olunlar. Anlaşıldı mı bu? Ya. Geçiyorum çocuklar. Geldik dikdörtgene. Şimdi dikdörtgen nedir? İç açıların tamamı nedir? 90 derece. Paralel kenara benzer dedik. Bunlar karşılıklar birbirine hem paraleldir hem eşittir. Bu da hem paraleldir hem eşittir. Dört kenarı eşit. Yani paralel kenar gibi bir de karşılıklar değil. Arda arda gelenler de birbirini 180 tamamladığı için bunlar ne yapar? Yani hepsi bunlar ne yapar? 180 yapar. Karşılıklar da birbirine eşittir. Yani dikdörtgende, dikdörtgene bir de ilaveten bilmeniz gereken diğer özellik de şunlar. Köşegenler birbirine eşit olur. Yani buradaki köşegenle şunlar, şu köşegen birbirine eşittir. Hatta bu köşegenler bile birbirine ne yaparlar şunlar birbirini? Ortalarlar şöyle. Kullanırız bilmiyorum ama Japon bayrağı andırıyor şunlar. Birbirine ne yaparlar bunlar böyle? Tamamı birbirine eşittir. Yani şuradan itibaren. Şu parça, bu parçaya, bu parçaya, bu parça hepsi birbirine eşittir. Yani aslında burada 4 tane olmuş oluyor? 4 tane ikizkenar üçgen olmuş oluyor dikdörtgende. 4 tane bakın ikizkenar üçgen. Hepsi ikizkenar üçgen. Ama açıları eşkenar dörtgen gibi mesela bu 45'e 45 yapmaz. Bakın biri daha geniş, biri daha küçük. Mesela 40'a 50 olur, 30'a 60 olur. Onu bilmiyoruz ama eşit değil. Bu eşkenar dörtgen olsaydı bu ne oluyordu o zaman? Eşit oluyordu 45'e 45. Ya da kare olsaydı, karede de biliyorsunuz köşegenler 45'e 45 ayıracak burayı. Ama paralel kenarda ayırmaz şunlar. Bakın geldik. Az önce söylediğim bak köşegeni hep çizerler demiştim ya size. Köşegenler nedir? Hem eşittir. Hem köşegenlerin şu parçalarının tamamı nedir birbirine? Eşit. Yani burada demiştik ki 4 tane ikizkenar üçgen var. Biz şu ikizkenar üçgeni kullanalım şunu. Şunu kullanalım. Bunun kesiştiği köşe şu. Şu benim için tepedir. Şuna taban. Ve birbirine ne olması gerekiyor bunlar? Eşit olacak. Bunlar eşitse 140'tan ne kalır bunların toplamına? Şöyle düşününce. 180'den 140'ı çıkartıyorum. 40 kaldı mı? Bunların toplamı 40. İkisi de eşitse her birine düşecek? 20 buna düşecek. 20 buna düşecek. Soru işareti nasıl bulurum? Soru işareti bulmak kolay. Çünkü şu bir dikdörtgen olduğu için bunun ne olduğunu biliyorum köşesinin. 90 derece olduğunu biliyorum toplamın. 20'si buradaysa buna ne kalacak? Soru işareti. 70. Değil mi? 90-20'den 70 olacak. Evet cevabımız cevap. Anlamayanlar için var bu soruyu. Geçiyorum. Evet sırası da siz bakın bulumunu bağlan bana. Uğraşın birazcık. Evet. Şu bir ikizkenar üçgen olduğunu unutmayın çocuklar tamam. Bu açı ters açıyı da bilin çocuklar. Buna x diyeyim.
Ters açılardan kaynaklı bu da x'tir şunlar. Çünkü neden? Burada bir çapraz var. Çaprazda neydi? Ters açılar birbirine eşitti. Şimdi bana bulmaya çalışın x'i. Şurada burada ikizkenar üçgen var. Bakın bu tepe açısı. 124 hocam. 124 diyen doğru, evet. Arzacan senin sesini duydum. Bu 32 ise bu da ne olması gerekiyordu? 32 olması gerekiyordu. Çünkü ikizkenar üçgende tabanlar eşittir. Bu 32, 32 ne yaptı bunların toplamı? 64 yaptı. X'i bulmak çok kolay. X kime eşittir burada? Direkt 180'den 64'ü çıkartarak bulunur. O da ne yapar çocuklar? 116 cevabımız 116'dan 5. Evet, anlaşılmayan yeri var çocuklar sorunu. Geldi kare. Karede işte farklı olarak karede 90 derece. Ne biliyoruz karede? Bu sefer köşegenler yine eşit. Şeydeki gibi, dörtgendeki gibi. Farkı ne? Yine bunlar hepsi birbirine eşit. Bakın buraya kadar dörtgenle aynı. En önemli farkı bu köşegen bu 90'ı iki eşit parçaya bölecek. Bunu 45. Bu da ne yapacak çocuklar? 45 yapacak. Aynı şekilde bu da böyle yapacak. 45-45 yapacak. Aynı şekilde bu da 45-45 yapacak çocuklar. Bu da 45-45 yapacak. Şimdi şöyle bir durumunuz çıktı karşımıza. O zaman bu açılar ne oluyor? Şu, bu 45-45 90'sa buna ne kalacak? 90. Bu da aynı şey. 45-45'ten dolayı buna ne kalacak? 90. 45-45'ten dolayı buna da 90 kalacak. Buna da 90 kalacak. Yani köşegenler ne diyoruz buna? Buna biz köşegenler dik kesişir deriz. Tamam mı? Bunun adı köşegenler nasıl kesişiyorlar? Dik kesişiyorlar. Ortada her zaman bir ne var? 90 var. Ve bu köşegense her zaman bu 90'ı ne yapacak? İki eşit parçaya bölecek. Önemli bir özellik. Şurada bu özellikleri zaten yazmıyorsunuz. Ben size bu notunu paylaşacağım. Ama tabii ki bakın tekrar söylüyorum. Dün hep sordunuz geçen. Bunlar defterinize ben yazdırmışım gibi defterinize yazıyorsunuz bunları. Bunlar konu anlatımı çocuklar. Bunlar konu anlatımı. Bunlar soru değil. Yani örnekler çözüyoruz beraberinde ama bunlar defterinize geçecek bu kısım. Defterinize mutlaka olacak bu kısım. Evet. Geldik bu soruya. Evet. Soru işareti nasıl bulurum? Şimdi bildiklerimizi dökelim. Nasıl bildiklerimizi dökelim? Bu bir köşegen mi? AC. Evet. Köşegen ne yapıyordu köşegen? Kare olduğundan dolayı bu. 45'e 45 ayırır burayı. Güzel. Şimdi bu soru işaretine x dersem ben bunu bulmak için şu üçgeni kullanabilirim. Şu üçgeni. İki açısı ve şu açıyı bulabilirim. Kaçtır bu açı? Bilen var mı bunu? Hocam cevap. Bu 40'tır değil mi çocuklar? Çünkü bunun toplamı ne olması gerekiyor şuranın tamamına şuranın? 90 olması gerekiyordu. Bu yüzden 50 buradaysa buna ne kalacak? 40 kalacak. Peki x'i bulmak için şu üçgeni kullanamaz mıyız artık? Neyimiz var? 45'imiz belli. 40 belli. X'i bilmiyorum. Eşit 85 hocam. Evet, burası 85 güzel. Atın 85 öbür tarafa. X ne olacak? 95. Cevabı C çık. Evet, anlamayan var mı? Geçiyoruz çocuklar. Sırası da 4. Benzer soru. Siz düşünün bakalım bunu. EBC kaçtır diyor. EBC şu. Zaten koymuş. X dedi. Nasıl bulursun bakalım? Hocam. Evet, 15 diyen tebrik ediyorum. Çünkü yine aynı şekilde köşegen olduğu için şuralar burası ne olur? 15 değil aslında da. Yaklaştı aslında 15'e. Ama değil. Neden? Şimdi bir bakalım. Burası nedir? 45. Burası nedir? 45. X 75 hocam. İç açı 15. Tamam. Şimdi burası yine bir üçgen. 120. 65 daha. Şunların toplamı ne yaptı benim için? 165. Bu açıya ne kadar şu açıya? Şu dar açıya? 15 kadar. Bizden burayı sormuyor. Burayı sorsaydı 15 diyecektim. X'i soruyor. Buranın tamamı 90 derece olduğunu biliyorum ben. Karenin köşesi. Her köşesi 90 dereceydi. O zaman x'e ne kalır? X eşittir. 85 hocam. Eksi 15'ten 85 değil 75 yapacağım. Tamam. Cevabınız 75 yani C çıktı. Evet, anlaşılan yeri var mı çocuklar? Geçiyorum. Evet, şimdi buna bakalım. Önceden değer kaçtır? Çok kısa bir soru çocuklar. Burası kaç derecedir? Çocuklar, size 2 dakika izin vereyim. Bunu çözene ödül vereceğim. Ama nasıl verdim size bilmiyorum da uzaktan bir şekilde size bir ödül vereyim. Bunu çözerseniz çok kaliteli bir soru bu. Niye bunu ödül koydum? Çünkü bu soruyu yeni gördüm de bu soru daha önce 2003 ya da 2004 üniversite sınavına hazırlık sınavında neredeyse aynısı geldi. Aynısı üniversite sınavında. Yani sizin LGS demiyorum ben. Lisedeki, liseden sonra üniversiteye girmek için girilen sınavda bu soruya benzer bir soru çıktı. Bu yüzden buna ödüllü diyorum. 30 mu hocam?
30'u bulan nasıl açıklayabilir mi bana bulan? Hocam ben DC eşkenar üçgen olduğuna göre her bir açıya 60 derece düşer. Güzel. Buraya 60 derecenin uydum. Evet. Evet, aferin. Sonra hocam o 60 derecenin 90'a tamamlayıcısını 30 olarak buldum. Aferin. Sonra hocam o yani DEC hocam onu bulduktan sonra ben direkt oraya 30 dedim. Buraya 30 demen için bunun ikizkenar üçgen demiş olman lazım. Yani bu kenar bu kenara eşittir demen lazım ama bu kenar bu kenara eşittir dememiş ki bize. Hocam ben de bir tane buldum. Evet. Hocam başka bir yöntem. Evet, nasıl? Hocam yine Ardacan'ın dediği gibi DEC üçgenini hepsini tamam. 60 yazdım hocam. Tamam, güzel yazdım. Hocam D kenarını da 30 koydum. Tamam güzel. Yani diğer güzel. Tarafını hocam 90 için. Evet, en önemli yerleri hocam, burası. Hocam E kenarındaki 60 derecenin diğer tarafını buldum yani 120. Ha işte 120 ile 30'u topladım ya. 150. Bunu 30 kalır. İşte hocam 150. Yanlışınızı söyleyeyim mi? Ben hemen keseyim. 60'ın yanı 120 olmaz. 60 ile buranın 120 olması için buranın dümdüz olması gerekiyor. Şöyle dümdüz, doğrusal. Yani burası mesela şurası 60 ise buraya 120 dersen olur. Neden? Çünkü bu doğrusal. Doğrusalda neyi biliyoruz? Bunun tamamının toplamı 180'dir. 60'ı çıkardım. Buraya 120 kalır. Ama 60 ile şu açı birbirini 180'e tamamlamaz. Çünkü burada bir ne var? Kıvrılma var. Bak şurada bir açı var. Yani bu açının 180 olduğunu söyleyemezsin. Kesin 180 daha küçük bir açı bir defa. Burası 120 olmaz bu yüzden. Yani kesin burası 30 değil. Bak kesin burası demek ki 30 değilmiş. Şıkları da göstereyim size. 30 var mı? Yokmuş zaten 30 var. Şıklara da bakın. 60, 75, 75, 75. Bu sorun ne diyor çocuklar? Aynısı neredeyse. Üniversite sınavına çıktı. Ben size söyleyeyim. Bakın. Stratejik yer neresiydi? Burayı gösterdiniz. Burayı bütün öğrenciler de zaten sınava girenler de gösterdi. Önemli kısım şurasıydı. Eşkenar dörtgenin bir tek açıları eşit değildir. Aynı zamanda kenarları da eşittir. Diyeceksiniz ki hocam kenarlarla ne alaka? Şimdi bu üç kenara eşittir koymazsanız yapamazsınız. Şu kenar aynı zamanda karemizin hocam, bir kenarı değil mi? Mi? Bu kenar aynı zamanda karemizin bir kenarı. Karenin de dört kenarı da eşittir. Yani buna da iki çizgi koyuyorum. Buna da iki çizgi koyuyorum. Buna da iki çizgi koyuyorum. Şimdi en önemli kısım. Şu üçgene bakınca bir ne üçgeni görüyorsunuz burada? İki kenara eşit yani ikizkenar üçgen görüyorum. Kimdir o üçgen? A, D, E üçgeninin ikizkenar olduğunu görmeniz bu sorunun en önemli kilit yeridir. İkizkenar üçgen. Bu sorunun en önemli yeri, yıldız atıyorum, buydu. Müş hocam cevap. Evet, bunu görmezseniz çıkmadı soru. Çünkü, bakın artık soruyu bulmak çok kolay oldu. Çünkü burası 30 sa, bunlar, bakın iki kenarın eşitlendiği yer, yani şu açımız, bizim için artık ne oldu bu açı? Tepe açısı oldu. Kesiştiği yer. Bunlar ise taban ve birbirine eşit. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. 180'den çıkarttıklar 30'u. Kaldı mı bana 150? Bunlar 150'yi nasıl paylaşacak? Eşit paylaşırlar. Yani 150'yi de 2'ye bölüyor çocuklar. Ne yapar burası? 75, 75. Yani soru işaretimizde 75. Burayı da sorsaydı burası da benim için 75 olacak. Soru çok kaliteli bir soruydu. Tahminimce o da cevabı 75'te o sorunun da cevabı. Buna çok benziyor bu soruya. Farklı yerden üçgen yapmış olabilir. Şuradan yapmış olabilir eşkenar üçgeni. Ama fark etmiyor. Mantık aynı mantık. Şu ikiz kenarı görmezseniz soruyu çıkartma şansınız yok. Evet anlamayanlar mı bu soruyu? Geçiyorum. Evet. Güzel bir soru daha soruşuyorlar. Hadi siz yapın bakalım bunu. Bu sefer... Evet aynı cevap çıkacak bunda da. Sizin yapmanıza gerek yok. Yine soruşan soruyu. Hani az önce buradan sormuştu ama şimdi burayı soruyor. Çok fark eden bir şey yok. Aynı mantık. 60. 60. 60. Buraya 30. Az önceki gibi gelirsiniz kalırsınız buradan. Nereye gelirsiniz buradan? Bu eşkenar üçgenimizin bir kenarı aynı zamanda karenin kenarı olduğu için onlara da ikişer çizgi koyuyorum. Ve buradaki neyi görmeniz gerekiyor? İkizkenar üçgeni. Şunun tepesi 30. Geriye kaldı 150. 150'yi ne yapıyorlar bunlar? 75'e 75 iki eşit şekilde paylaşıyorlar. Yine cevabı 75. Aynı soru hemen hemen. Farklı şekilde göstermiş ama şey değişmemiş. Cevap değişmemiş. Peki. Geldik yamuğa. Yamuğun açısal özellikleri. Şimdi yamukta çocuklar. Yamukta çocuklar. Karşılıklı kenarlar eşit değil. Bunlar eşit değil. Zaten bunlar eşit olursa iki kenar yamuk deniyor buna da. Önemli değil. İki kenar yamuğa girmeyecek. Burada bir tek yamukta sadece iki kenara paralel. Yani bu ile bu paralel.
Tamam, altlı üstler paralel. Onun dışında paralel yok. Bunlar paralel değil. Peki neyi kullanabilirim? Bunlar paralelse bunların bir keseni var mı? Var. Burada kesen var, burada kesen var. O zaman bu açıyla hocam, bu açı karşı durumlu olduğu için ne olacaktır? 180 derece. Aynı şekilde bu açıyla da bu açı da karşı durmazlar. Bunlar da ne olacaktır? 180. Tek bilgi bu. Başka bir bilgi yok. Yani bunların altlı üstler ne olacaktır? 180 bütünler olacaklardır. Karşılıklı açılar eşit değil. Bakın zaten biri dar açı, biri geniş açı. Paralel kenar gibi düşünmeyin. Bu paralel kenardan çok farklı yamuk. Tek bildiğiniz şey altlı üstlü olan açılarımızın toplamı 180 olacak. Eğer bu ikisi kenar yamuk olsaydı, yani bu D ile B eşit olsaydı şunlar, bu sefer bunun ile bu açı eşit olabilirdi. A ile B eşit olurdu. Hatta D ile C de eşit olurdu. Ama ikisi kenar yamuk konumuz değil. Onu belki anlatmayacağız. Evet. Bakın geldik soruya. Y eksi x'i soruyor. Şimdi burada neyi yapacaksınız? Ne demiştim yamukta? Tek bileceğiniz şey altlı üstlülerin toplamı ne olacak? 180. Tek bilgi bu. Yani 6x ile 3x'in toplamı kaç eşit olmalı? 180'e. İyi güzel. Buradan x'i bulurum ben. Ne yapar? 9x eşit. Ya 5 mi hocam? X buradan ne çıkartıyorlar? X buradan. O 180'i 9'a böleceksiniz. 20 yapar mı? Evet. X'i bulduk. X ne kadar buluyorlar? 20. Şimdi gelelim y'ye. 3y ile y'yi topladığım zaman ne olur bu sefer? Şuralar. 3y ile y'yi topladığım zaman kime eşit olacak? Yine 180'e. Karşı durumlar oluyor ya. Bu da ne yapacak? 4y eşittir 180. Y'yi bulmak için her tarafı 4'e bölüyorsunuz. Yani 180'i 4'e bölmeniz lazım. O da ne yapacak şuralar? 45. Y'yi de 45 buldum. Bize bunların farkını soruyor. 45 eksi 20'de ne yapacak şuralar? 25 yapacak. Cevabı var. Hocam cevap 15. İlk ben dedim hocam. Güzel, tebrikler. Evet, geçiyorum. 15 dedim. Evet, sıra sizde. Evet, buna bakalım, cevap söyleyeyim bakayım bana. Benzer şey yapacağız. 4x artı 5x. Altlı üstlüler. Toplamı yine ne olacak? 180 derece olacak. Buyla bunun da toplamı yine 180 olacak. Eşittir 180. Aynı şeyler çıktı. 9 eşittir yine 180. X buradan ne çıkacak? X 20. X yine 20. Güzel. Bunu bulduk. Cevap 16 hocam. Bakalım. Şimdi 3y ile 2y'ye bakalım. 3y ile 2y'nin toplamı da ne yapacak? Yine 180. Karşı durumlu açılar oluyor burası. Burası ne yapacaklar? 5y eşittir 180. Y ne çıkar buradan? 36. Aferin, güzel. Y'yi de 36 bulduk. Peki farkını soruyor. 36 ile 20'den çıkartırsak ne yapacak? 16 derece yapacak. Anlamayan var mı çocuklar soruyu? Oldukça basit. Geçiyoruz çocuklar. Evet. 7. örnek. Bakın burada hem paralel kenar var hem yamuk var. Bakın büyük şekil kendisi yamuk ama şurada bir ne var? Bir paralel kenar var. O zaman nereden başlayalım? Paralel kenardan başlayalım bence. Neden? Paralel kenarda nereyi biliyorum? 110. Paralel kenarda demiştik ki altı üstlüler nedir? Karşı durumlu açılardır. Yani istesem ben bu açıyı bulurum. Karşı durumlu açılar olurlar mı? 110 ise bu da ne olacaktır? Bu 70 olacaktır çocuklar. Bunu bulmak için ne yapıyor çocuklar? 180'den 110'u çıkardım, tamam. İşte ne çıktı? 70 çıktı. Buraya yazdım 70'i. Ya da ben 70'i hiç bulmazdım. Direkt şunu bulurdum. 110 karşılıklı açılar neydi? Paralel kenarda eşitti. Yani hocam cevap 50. Burası ne olacak burası? 110 olacak. Tamam. Burası, 50 hocam cevabı o zaman. 110 ise yanı ne olacak şunun yanı? Şuranın yanı hemen. 70 yapacak. 70 hocam. İster bunu 110'un yanındaki olarak düşünün. İsterseniz bu 70 ile bu 70 yöndeş açı olarak düşünün. Nasıl düşünürseniz düşünün. Aynı sonucu bulacaksınız. Burası 70 olacak. Yani soru işareti bulmak çok kolaylaştı. Bu bir üçgen artık benim için, değil mi? Üçgenimizin 3 tane açısının toplamı. 180'e tamamlayacağız. 70. 50 hocam cevabı o zaman. Eşittir 180. Bunların toplamı ne yapıyorlar? 130. Söyleyeyim bana, x'e ne kalacak o zaman x'e? Tabii ki 50 hocam. Güzel, 50. Güzel. Tebrikler. 50. Cevabımız 50. Anlaşılmayan yer var mı? Bu sorunun o zaman benzerini size bırakayım. Haydi bakalım. Siz çözün bakalım bana. Şimdi bunu cevabını istiyorum. Şıkları da göstereyim size. Düşünün bakalım birazcık. Atmış hocam. Evet, 60 diyen, tebrik ediyorum.
Şimdi 55, 65, toplanan çocuklar 120. Ne kaldı bu açıya? 60. Burası 60 ise direkt bu 60'tır aslında. Direkt düşünebilirsin 60'ı. Neden? Yöndeş. Bunlar paralel ya bak. Şu doğru ile şu doğru paralel. Bunlar yöndeş açılar. Aynı yöne bakıyor. Eşit olacak. Diyelim ki yöndeşi görmediniz. 60'ın yanına gelirsiniz tekrardan. Ben hemen yanına geldim. Bu 60 yanı ne olacaktır? 120 olacak. Bu bir paralel kenar. Paralel kenarda art arda gelen açılarımız neydi? Bütünler açılardı. Yani 120 bütünleri için 60 yapar. Cevabına 60 diyebilirsiniz. Anlaşılmayan yer vardılar. Şimdi çocuklar konumuz yanılmıyorsam burada açı konusu bitiyor. Alan konusuna girmeyeceğim bugün. Şöyle biraz küçülteyim şu sayfaları. Şimdi çocuklar bunu size ben paylaşacağım. Ölçme değerlendirme kısmı. Ben bu kısmı da bakın. Şu üçüncü sayfaya demiş ya. Bu buraya kadar kısmı defterinize yazıyorsunuz. Bunun tartışması yok. Yani normal bunu size anlattığım gibi çözümlerin üstüne yaparak bunu yazıyorsunuz defterinize. Ölçme değerlendirme kısmına çocuklar. Yani çıktısını alabilirsiniz burayı. Burayı yazmayı zorunlu koşmuyorum. Ama çıktı alıp da üstüne yaparsanız olur. Ya da çözümlerini yaparsınız. Sesiniz gelmiyor. Ses gelmiyor mu? Cevap edildiğiniz anlaşılmıyor. Bu kısmı diyorum. Şu ölçme değerlendirme kısmını çocuklar defterinize yazmak zorunda değilsiniz ama yazıcısı olan çıktı alabilir. Çıktının üstüne yapsın. Çıktı alamayanlar ise çözümlerini yapsın. Yani çözümlü diyorum. Bakın bazılarına işlem yapılması gerekiyor vesaire. Bunlar mesela işlemleriyle beraber. Burada şık yok zaten. İşlemleriyle beraber bunu bana çözüyorsunuz. Bu kazanın değiştirilmeyi. Bakın bir sürü soru var. Çözdüğümüzde benzer sorular. Gayet kolay sorular bunlar. Bakın şuradakilerin tamamını. Hocam şimdi... özelden ne yapacağız? Evet özelden cevaplarını yapıyorsunuz. Tabii defterinize o bak şu anki anlattığım yeri defterinize getiriyorsunuz. Onun tartışması yok. Onun çıktı mıktı alma şansınız yok. Onu defterinize getireceksiniz. Sorular kısmı çıktı alırsanız çıktı alabilir sorulara. Buraların hepsini yapıyorsunuz. Sonra bu testi paylaşacağım çocuklar sizlerle. Bakın yamuk var, şey var, açılar var, bir gölgen. İki test olacak herhalde burada. İki testi de paylaşacağım sizlerle. Bu birinci test ve bu test de var. Bu testi de paylaşacağım çocuklar sizlerle. Pazartesi günü saat 12'de çocuklar bu testlerimizin cevaplarını sizlerle beraber çözeceğiz. Tamam? Şu iki test. İki test ve kazanan belirleme testleri çocuklar size atacağım. Bugünlük bu kadar çocuklar bize. Hocam bir şey anlamıyoruz. Bunları ben size şeyden yazarım çocuklar. Tamam kesintilik yapıyor olabilir. Ben size yazarım çocuklar gruptan.